Evet, merhaba arkadaşlar. ÖYT, öğretim ilke ve yöntemleri dersinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şunu halledelim. Ha, Fikret Hoca geldi. Hocam merhaba. Murat merhaba, şifreyi değiştirmişim. Gruba attım. Sen grupta yok musun? Ben işte oradan gördüm. Ha tamam. Bir daha söylemeyi unuttum ben sana. Sıkıntı yok, oraya yazmış arkadaşlar, sağ olsun. Şifreyi değiştirdim. Çünkü şifrede şey vardı. Bir yayın evi ismi vardı. Ondan sonra orada sıkıntı olmuş. Ondan sonra tamam dedim. Murat sakin olsun dedik şifre. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi başlıyorum ben. Evet, şimdi ÖYT'de kaldığımız yer, şimdi gösteriyorum arkadaşlar. En son anlamlı öğrenmeyi işlemiştik. Anlamlı öğrenme sunuş stratejisi demiştik. Gözde yayındaysan bir söyle. Doğru hatırlıyorum değil mi? Hatırlayan başka birisi söylesin. Hocam Evet doğru. hocam. Tamam, doğru. Şimdi arkadaşlar sırada anlamlı öğrenmeydi. Sırada proje tabanlı öğrenme ve probleme dayalı öğrenme var. Burada biraz çizerek anlatmak istiyorum. Çok önemli bir şablon var. Bu şablon hayat kurtarır ve bir sürü şeyi anlamanın ön koşulu. Şimdi burada daha önce şöyle bir şey yapmıştık. Buraya sunuş yoluyla öğretim. Buraya buluş yoluyla öğretim demiştik. Biraz farklarını anlatmıştık. Şimdi buraya da araştırma inceleme stratejisiyle öğrenme diyeceğiz. Sunuş yolunun sınıfa yansıma biçimi anlamlı öğrenmedir. Buluş değişik şekillerde yansıyabilir. Yapılandırmacılık bunun bir yoludur, bir modelidir, bir yaklaşımdır. Beşe başka bir yaklaşımdır. Örnek olay başka bir yaklaşımdır. Bunları tek tek konuşacağız. Ama şunu bilmek lazım. Şu sunuş ve buluş sınıfta başlar, sınıfta biter. Ne demek bu? Bir ders planında 40 dakika veya 80 dakika, hadi bilemedin 3 saat plan yapılsın. Buluşta sonunda bir dersin veya ikinci dersin sonunda ilkeler, kavramlar, kazanımlar oturur. Oysa araştırma inceleme dediğimiz şey iki türü vardır. Proje tabanlı yapılabilir. Bir de problem çözmeye dayalı yapılabilir. Ve en önemli farkı üst başlığı araştırma incelemedir. Ve bu stratejidir. Bunun uygulama, model ve yaklaşımında problem çözme ve projedir. Bunlar sınıfta başlar. Mutlaka sınıf dışı çalışma ile desteklenir ve devam eder. Sonunda da mutlaka sınıfta sunma ve tartışma ile biter. Bu sınıf dışına taşma ne demek? Bunu anlayalım. Mesela bir problem durumu verildi, hipotezler kuruldu. Bunu çocuğun, öğrencinin internetten, kütüphaneden araştırması veya tarihte sözlü tarih çalışması yapıp bir Kıbrıs gazisi ile konuşması gibi mutlaka sınıf dışına taşan bir araştırma süreci vardır. Bu sınıf dışına taşan araştırma süreci bireysel de olabilir, İşbirlikte de olabilir. Böyle arasında bir fark vardır. Şu şablonu mutlaka bilmek lazım. Bu şablon hayat kurtarır. Ekran fotoğrafı almak isteyenler alsın. Siliyorum. Kitabımda da var zaten. Şimdi gelelim. Araştırma inceleme iki türlü yapılır.
Bir tanesi probleme dayalı öğretimdir. Bir tanesi de proje tabanlı öğretimdir. Bunların ortak noktası şudur. Her ikisi de ortak noktalar diyelim. Her ikisi de öğretmenin sınıfa bir problem senaryosu getirmesi ile başlar. Şimdi aklıma geldi. Nereden geldi bilmiyorum. Bilgisayar mühendisliği veya iletişim teknolojileri, bilgi iletişim teknolojileri eğitim fakültesinde bir ders işliyor olalım. Öğretmen bir problem senaryosu getiriyor. Senaryo da şu olsun. Bir banka yazılımı kitleniyor, donuyor ve müşterilerine iyi hizmet vermiyor. Bu senaryoyu bazen düz anlatımla, bazen videoyla, bazen grafiklerle öğretmen sunabilir. Böyle bir sorunumuz var der. Arkasından bu sorunu öğrenciler anlar, yapılandırır. Ha, mesela ne demek yapılandırır? Buradaki sorun nedir diye soran öğrenciler de der ki bence bunun işte kısa süreli belleğinin RAM'ının düşük olması. Bir tanesi der ki diskinde şöyle bir problem var. Bir tanesi der ki yazılımda şöyle bir hata var falan. İşte bunu öğrenci yapılandırır ve sınıfta tartışılır bu. Ve burada çok önemli bir şey var. İki defa sordular ve ben bunu etütlerde ya da derslerde soruyorum. Probleme dayalı ve proje tabanlı öğretimde sınıfa senaryoları kim getirir diyorum. Öğrenci mi, öğretmen mi, her ikisi de getirebilir mi diyorum. Grupların %50'si her ikisi de getirebilir diyor. Hayır, bu ÖSYM tarafından iki defa soru olarak sorulmuştur. Problem senaryolarını sınıfa mutlaka ve mutlaka öğretmen getirir. Çünkü kazanımlarla ilişkisi üzerinden gelmesi lazım. Ama öğrenci bunu yapılandırır, anlar. Daha sonrasında kaynak araştırması yapılabilir. Tabii kaynak araştırması sonraki aşamalarda da devam edebilir. 4. Hipotez kurulur. Mesela öğrenci der ki burada uzun süreli bellek, hard diskte şöyle bir sorun var der. Acaba bu mudur diye. 5. Hipotez test edilir. Tabii bu süreçte tekrar kaynak araştırması olabilir. Bu kaynak dediğimiz şey internet olabilir, bilir kişi olabilir, uzman kişiye danışılabilir veya bir kitaptan araştırılabilir. Bu arada öğretmene de sorulabilir tıkandığımız yerde. 6. Hipotez kabul edilir, çözüm oluşur veya hipotez reddedilir. Reddedilirse o zaman tekrar şuraya dönüp biz nerede hata yaptık diye baştan çalışılır. Yeni bir hipotez kurulur. İkinci döngüde kabul edilirse proje tabanlı öğrenmede ürün ortaya konulur. Probleme dayalı öğrenme ise çözüm ortaya konulur. Sınıfa getirilir. Sınıfta paylaşılır, tartışılır ve değerlendirmesi yapılır. Olumlu, olumsuz özellikleri tartışılır. Burada öğrencilerimizin en çok sorduğu şey şudur. Hocam ürün diyoruz ama nedir bu ürün? Tabii bu ÖSYM sorularında çok net, çok net bir şekilde anlatıyor. Fakat yayınlarda hata yapabiliyorlar burada. Ürün şudur. Örneğin Ziraat Bankası'nın bir yazılımıyla ilgili bir şey olsun ya da bir marketin yazılımıyla ilgili bir şey olsun.
aynı program üzerinden aynı program üzerinden yeni bir program kurmadan atıyorum kontrol X tuşuna basınca çözülüyor diye bir çözüm bulmak probleme dayalı çözümdür. Bir başka çözüm şu arayüzü iptal edelim o tıkanıklık yapıyor demek bir çözümdür. Tak diye bir şey çıkartıp mesela benim bir bilgisayarcı arkadaşım var. Yüz yüze görüşebildiğimiz zaman geliyor bilgisayarla ilgili problemi çözüyor. Yüz yüze görüşemediğimiz zaman da WeTransfer'le veya NI ile bağlanıyor. Bendeki problemi çözüyor. İşte bu problem çözmedir. Benim bilgisayarcı bir arkadaşımdan destek alıp ondan sonra bir hizmet alıp onun WeTransfer'le bağlanıp bendeki tıkanıklığı çözmesi problem çözmedir. Ama bu öğrenciler bir markete veya bir bankaya yeni yazılım yazmaları bir projedir. Bu bağlamda biz bazen bütün sistemi değiştirmeden var olan sistem üzerinden yaratıcı bir çözüm üretebiliriz. Bazen de bu çözümler artık tıkanmıştır, köhneleşmiştir yazılım. Yepyeni bir yazılım yapılır. Buna da proje üretmek denir. Şimdi son bir şeyler anlatacağım, bitiriyorum. Şimdi şuna bakalım. Şurada güzel bir şey var. Örneğin okul çantam ağır. Bu problemi nasıl çözebilirim? Sabahleyin bakarsın. Lazım olmayanları ayırırsın. Bu bir problem çözmedir. Ama aynı şeyi öğrencilerin kitaplarını okulda bırakmaları için dolap yapılabilir ve dolap yapmak, bir sistem yapmak projedir. Trafikte geç kalma problemini nasıl çözebilirim? Vallahi burada bir proje geliştirmeyeceksin. 10 dakika erken kalkarım veya öbür vasıtayla giderim gibi şeyler problem çözmedir. Ama yeni bir köprülü kavşak yapılması bir projedir. Dershaneyim ki böyle bir şey vardı. Dershanede sıra sallanıyordu. Bunu nasıl çözebilirim? Herkes dedi ki orada ya yeni sıra yapılsın falan filan. Orada bir öğrenci bir kağıt katladı. Sıranın altına sıkıştırıverdi ve sıra sallanmadı kağıt sıkıştırmayla. Bu bir problem çözmedir. Ama yeni bir oturma düzeni ve sınıf sıra tasarlamak bu projedir. Saçlarında kepek sorunu var. Nasıl çözebilirim? Vallahi işte çok basit. Kuaförler bunu iyi biliyor. Sıcak suyla yıkama falan diyor. Bu problem çözmedir. Ama kepek yapmayan bir şampuan üretmek bir projedir. Bir öğretmen sınıftaki gürültü problemini nasıl çözebilirim diye sınıf yönetimi bakımından konuşması ve bazen sessiz kalması bir problem çözmedir. Yeni bir sınıf yönetim modeli oluşturmak ise projedir. Matematik dersinde X konusunu kaçırdım. Bu konuyu telafi nasıl edebilirim, nasıl öğrenebilirim? Vallahi bu problem çözmedir. YouTube'dan bir hocayı bulursun ya da senin hocan da varsa dinlersin. Bu problem çözmedir. Okulumuz için daha efektif ve kullanışlı bir ders programı hazırlamak ise bir projedir. Amcamın satın almayı düşündüğü iki evden hangisi ısınma konusunda daha avantajlı demek? Bakı açısından yani güneşlenme açısından, yalıtım, evin hacmi açısından düşünmek ve hangisinin daha iyi olduğunu tespit etmek bir problem çözmedir. Ama ev satın almak isteyenler için bir kriter listesi ve algoritma hazırlayarak ki bunu yapsa emlakçılar süper bir şey olur. Emlakçılar hiç bunu yapmıyorlar. Bir algoritma hazırlamak ve bu algoritmayı bir yazılım dili olarak hazırlamak da projedir. Güzel. Benim ana şablonda söylemek istediklerim bunlar. Şimdi sözü Ekrem hocamıza veriyorum. Hocam ne dersin? Şöyle birkaç tane soru sormak istiyorum ben. Birincisi senaryo nedir? Cevap şu olabilir. İçinde bir problem bulunan kurgulanmış bir gerçek yaşam durumu. Senaryo bu. Peki şu soru belki dikkate değer. Bir senaryo hangi özellikleri taşımalıdır? Bunu şu sırayla tarayarak cevaplamaları gerekir. Her şeyden önce kazanımlara uygun olması gerekir. Bir senaryonun ilk taşıması gereken öncelikle en önemli önce seçeneklere bu var mı diye bakılmalı. Hedeflere uygunluk var mı? Yoksa ikinci sırada öğrenci gelişim özellikleri. Tabii mesela şöyle küçük sınıflarda daha basit, büyük sınıflarda daha kompleks senaryo.
Üçüncüsü gerçek yaşamla uyumlu mu diye bakılır. Dördüncüsü birden çok çözüm yolu var mı diye bakılır. Dolayısıyla hedefe uygun olma, öğrencilere uygun olma, gerçek yaşamla ilişkili olma ve çok birden çok çözüm üretmeyi gerektirme sırasında bakmanız gerekiyor. Bunu şunun için söylüyorum. Bazıları diyor ki bir senaryonun taşıması gereken en önemli özellik gerçek yaşamla ilişkili olmadır diyor. Ben de diyorum seçeneklerde hedeflere uygunluk varsa önce budur. Hocam bu sırayla bir saniye. Lazım. Hocam bir saniye. Sizin dediklerinizden faydalanıp bir imkan dersi oluşturmak istiyorum. Bir, en önemlisi. En önemlisi bu. Hedefler. Yani senaryoyu öğretmen kazanımlarla ilişkili bir şekilde bulacak, kurgulayacak, getirecek. Her şeyden önemlisi bu. Kazanıma uygun olma. Siz de görüyorsunuz değil mi hocam yazdığımı? Evet, görüyorum ben. Tamam. Bu bir. Ben burada bir katkı yapmak istiyorum. Bunu ufak ufak sormaya başladılar. Mesela şöyle bir soru çıkabilir. Aşağıdakilerden hangisi ki sorular da böyle şeyler. Aşağıdaki kazanımlardan hangisi proje tabanlı veya probleme dayalı öğrenme için uygun bir kazanımdır diyor. Mesela burada bilgi kavrama düzeyinde işte çocukların iki basamaklı sayıyla tek basamaklı sayıyı toplamaları sunuş veya buluşla olabilir. Bu projeye uygun değil. Ama bir gölde balık ölümlerinin olması ve bunun nedenlerinin araştırılması bir senaryo ve proje tabanlı ya da problem çözmeye uygundur diye ÖABT'lerde sorular sordu. ÖYT'de de sorulur diye katkı sağlamak istedim. Buyurun. Yani uygulama ve yukarısında davranış kazandırıyor yani ikisi de. Evet, evet. İkincisi öğrenci gelişim özelliklerine uygun mu? Ya bu da şöyle anlaşılabilir. Proje ya da probleme dayalı öğrenme her öğretim kademesinde kullanılıyor. Okul öncesi dahil. Ama siz okul öncesi ve ilkokulda daha az karmaşık, daha basit senaryolar getirirken sınıf düzeyi yükseldiğinde daha kompleks, daha karmaşık senaryolar getirebiliyorsunuz. O yüzden ikincisi bu. Üçüncüsü gerçek yaşamla uyumlu olma. Yani bu gerçek yaşamla uyumlu olma da illa yaşanmış anlamına gelmez. Öğretmen tarafından da kurgulanmış olabilir ama yani hadi canım olur mu öyle şey de dedirtmeyecek kadar gerçek yaşamla uyumlu olması gerekiyor. Dördüncüsü de içindeki problemin birden çok çözüm yolunun olması gerekiyor. O çok yönlü düşünebilmeyi, hipotez kurabilmeyi ve hipotez test etmeyi, deneme yanılmayı çalıştırabilmesi için böyle bir tarafı var. İlk söyleyeceğim şey bu. İkinci söyleyeceğim şey... Bir saniye hocam. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Birden çok çözüm yolu olmayan bir şeyin konu edilmesi derslerde kötü bir şey değildir. Böyle şeyler de vardır. Ama bunlar proje ve problem çözmeyle ilgili olmaz. Mesela bir matematik probleminin çözümünün bir tane yolu olabilir. İşte mesela 7 bölü 8 mi daha büyük, 3 bölü 4 mü daha büyük? Bunun bir tane yolu vardır. Bu proje konusu değil. Biz burada yakınsak düşünme dediğimiz şey çözüm yolu bir tane olan bilinmesi gereken mesela katıyla sıvının ayrılmasıdır. Ama bu yakınsak düşünmeye göre olan kazanımlar proje ve problem çözmeye uygun değildir. Problem çözmeye uygun olanlar yaratıcı farklı farklı çözümler olabilenlerdir. Doğru algılamış mıyım hocam? Evet, evet. Şimdi bu birincisi, şimdi projenin şöyle bir tanımı var. Ne diyor? Üç parça var tanımda. Parça bir, uzun soluklu bir araştırma ve problem çözme süreci. Yani böyle birkaç hafta, birkaç ay. Uzun soluklu bir problem çözme ve araştırma süreci çalışır diyor. Süreç olarak buna dayalıdır. İki diyor, sonunda bir ürün ortaya çıkar. Üç diyor, bu ürün mutlaka sınıfla paylaşılır. Üç tane vurgusu var projede. Şimdi burada ben anlıyorum ki işte birkaç hafta, birkaç aylık bir araştırma ve problem çözme süreci çalışıyor. Ortaya bir ürün çıkıyor ve bu paylaşılıyor. Şimdi burada birinci şey şu. Ürün illa rapor olmak zorunda mı? Yani yazılı bir ürün, görsel bir afiş, kısa bir film, belki bir sonunda bir drama, ne bileyim bir model, bir maket veya bir taslak çıkabilir mi? Evet, ürün yazılı olmak zorunda değil. Yazılı ürünlerde olabilir. Afiş, poster gibi görsel ürünlerde olabilir.
Drama, kısa film ve benzeri gibi şeyler de olabilir. Bir model maket gibi şeyler de olabilir. Şimdi burada bir şey daha devreye giriyor. Şimdi biz şunu biliyoruz. Bilişsel olarak ikisi de probleme dayalı da projede uygulama ve yukarısında davranış kazandırıyor. Peki duyusal ve devinişsel alanlarda davranış kazandırma özelliği var mı? Bu açıdan baktığınızda probleme dayalı öğrenmede iki alan görüyorsunuz. Bilişsel alan ve duyusal alan. Yani bilişsel alan zaten uygulama yukarısı ama duyusal alan ne? Problemden korkmuyor, risk alıyor, istekli oluyor, deneme yanılma süreçlerinden zevk alıyor gibi şeyler. Ama devinişsel bir şey yok probleme dayalı öğrenmede. Ama projeye baktığınızda bilişsel alan var, uygulama ve yukarısı. Yine istekli olma, sorumlu olma, titiz çalışma, zevk alma, duyusal şeyler var. Bir de model yaparken, çizim yaparken, maket yaparken vesaire yaparken devinişsel beceriler de devreye giriyor. O zaman şöyle görebilirim ben. Probleme dayalı bilişsel duyusal iki alanda davranış kazandırırken proje tabanlı bilişsel duyusal devinişsel yani üç alanda birden davranış kazandırıyor ve artı bütüncül gelişime katkısı probleme dayalıdan daha yüksek gibi görünüyor. Bu da önemli bir şey. Bir başka şey daha söylemem gereken disiplinler arası ilişki. Yani birden çok dersin bilgisini bir arada kullanma yeteneği. İkisinde de var. Ama projede daha baskın. Çünkü konunun kapsamı ve zaman geniş olduğu için çocuk dersler arası ilişki ve bağlantıları daha çok kuruyor. Mesela projenin raporunu yazarken Türkçeden, çizimini yaparken resimden, geometriden, ne bileyim işte sunumunu yaparken işte o Türkçenin sözel becerilerinden daha çok yararlanabiliyor. Disiplinler arası ilişki ikisinde de vardır. Ancak proje tabanlı öğrenmede daha baskındır gözüyle bakmak gerekiyor. Probleme dayalı öğrenmenin basamaklarını ayrıca konuşacaksan orada çok önemli şeyler var. Tamam. Oraya girmeyeyim. Şimdi birisi şunu söylemek istedim. Fikret Hoca anlattı. Ben de ders notu tuttum. Öğrencilerim her zaman soruyor. Hocam not nasıl tutulur? Not böyle tutulur işte. Hoca anlattı. Ben de öğrenci gibi not tuttum. Ondan sonra güzel şeylere değindim. Ben bir yerde katkı yapmak istiyorum. Ben şimdi sosyal bilgiler yan alanlarda sosyal proje geliştirme diye bir ders var. Sosyal proje geliştirme diye bir kitap basmış. Mini eğitim dersi var ve kitabı var. O kitapta projeler nasıl ürün oluşturulur diyor. Çok doğru söylüyor. Sadece rapor değildir. Maket olabilir. Bunun yanı sıra çok enteresan şeyler söylüyor. Afiş olabilir diyor. Proje sunusu ve ürünü çok enteresan. Panel olabilir diyor. Forum olabilir diyor. Yani bir panelle sunulabilir projeden elde edilenler diyor. Bir konferansla sunulabilir diyor. Böyle çok değişik alternatifleri var. Bir de en önemlisi internet ortamı üzerinden sunulabilir diyor. Valla hoca güzel anlattın. Benim burada söyleyecek bir şeyim yok. Not aldım zaten. Bakayım chatlerden bir şey soruyorlar mı? Betül diyor ki probleme dayalı öğrenmede nasıl ürün ortaya çıkacak? Orayı anlayamadım. Probleme dayalı öğrenmede ürün ortaya çıkmayacak. Benim notlarıma bakın. Tahtaya bakın. Ürün ortaya çıkan projedir. Bakın dikkat ederseniz burada ürün dedim, projeden getirdim. Probleme dayalı öğrenmede ürün ortaya çıkmayacak. Probleme dayalı öğrenmede sadece bir parmağımızla işaret ederek, bir tuşa basarak, sabah 10 dakika erken kalkarak, başka bir kitabı okuyarak çok küçük bir hamleyle hayatımızdaki bir bozukluğu değiştireceğiz. Ne demek bu? Mesela tekrar söylüyorum. Benim bilgisayarımda bir Zoom'la ders yaparken bir şey açılıyordu ve ben Zoom'dan düşüyordum. Bilgisayarcı arkadaşımı aradım. O girdi. Benim bilmediğim bir şeylere baktı. Aa bu program dedi. Burada virüs var dedi. O virüslü programı kaldırdı. Virüs gelmiş dedi. Kaldırdı. Bir şey yaptı orada. Bu proje değildir. Bu problem çözmedir. Ve benim problemim çözüldü. Ben Zoom'a şu anda sıkıntı yaşamadan gidiyorum. Bu problem çözüldü. Bir başka problem çözüyor. Bir arkadaşımız diyor ki mesela bana arıyorlar. Bir arkadaşımız bir haftadır arıyor. Hocam diyor bana ders programı yap diyor. Ben de dedim ki arkadaşımıza benim başka bir yerden öğrencim.
ders programı yap derken ne istiyorsun sen benden dedim. Hocam işte dedi bilirsen dedi koçlar dedi yapıyorlar dedim bunu bu. Ha şunu istiyor benden. İşte liste yapacağım bugün şu dersi çalışacağım bugün şu dersi çalışacağım falan bunu istiyor. Bunu da proje olarak düşünüyor. Ben dedim ki burada proje var ama sana bunu yapanlar ilk önce problemi tespit etmemişti. Nasıl yani hocam dediler. Şimdi ben seni tanımadan dedim ben sana nasıl bir proje yapabilirim ki dedim. Ama dedi herkes yapıyor dedim. Hah. Şimdi bir kere şuna atlanıyor. İster proje olsun ister problem çözsün. İlk önce problemi tanımak lazım. Şimdi sen dedim bana bir şeyler soracağım. Sen bana cevap ver dedim. Ahiret sorusu gibi sordum. Daha önce sınava girdin mi? Kaç defa girdin? Hangi yayından çalıştın? Kaç net yaptın? Dökümanını yolla falan diye. Yarım saat vakit harcadım öğrencime. Netlerine baktım ve gördüm. Arkadaşımızın kazanamamasının sebebi matematiğe hiç ellememesi. Eğitim bilimleri zaten iyi. Geçen sene 65 net yapmış ama hala 65 neti 75 nete çıkartacağım diye uğraşıyor. Ama matematiğe ve Türkçe'ye hiç ellemiyor. Türkçesi berbat, çok kötü. Matematiği sıfır zaten, hiç ellemiyor. Senin dedim problem çözmede ve projede ben sana şu anda dünyanın en iyi programını yapsam hiçbir işe yaramaz. Senin problemini tespit ettik. Aynı benim bilgisayarcı arkadaşım benim problemimi tespit etmesi gibi. Senin problemin matematiği hiç ellememek. En az 5 tane matematik yapman lazım. En az 5 tane Türkçe'ni aktarman lazım dedim. Ben ne yaptım? Proje mi yaptım? Hayır, problemi tespit ettim. O günden beri aramıyor öğrencim beni. Ondan sonra sıkıntı yok. Ben doğru tespit ettiğimi düşünüyorum. İşte problem çözme denen şey konunun sıkıntı noktasını tespit etmektir. O tespitten sonra zaten sadece vitesi değiştirsen yeter. Çok önemli bir şey konuştuğumuzu düşünüyorum. Kader diyor ki hocam rehberlik servisi hiç hazır program vermiyor. Boşa dört veriyor. Öğrenciler yapıyor. Oturuyor. Al işte değil o. Probleme dayalı öğrenmede raporlaştırma projede sunum oluyor hocam. Yani böyle düşünebilirsin ama ben çok katılmıyorum. Sanırım sempozyum da yapılabiliyor. Bir soruda sempozyum panel yapılabilir. Son söylediklerim için ne dersin hocam? Fikret hocam. Öyle bir şey var. Senin hep şöyle çizimlerin var ya. İki iç içe daire çizmemiz gerekiyor. Güzel. Birinci o daire, proje, içindeki daire problem çözme. Yani problem çözme olmadan proje olmaz. Dolayısıyla proje tabanlı öğrenme problem çözmeyi kapsar. Süper. Yani şöyle bir şey var. Yani onu da şöyle düşünelim. Mesela siz işte fen ve teknoloji dersinde işte çocuklara su kaynakları, işte su temiz, içilebilir su vesaire bunlarla ilgili bir ders işliyorsunuz. Sonra dediniz ki çocuklara işte bir şehrin su şebekesinde bir virüs ortaya çıktı. İnsanlar ishal oluyor, kırılıyor. İçilebilir su kaynaklarında bir kıtlık var. Burada problem nedir? Nasıl çözersiniz? Şimdi çocuklar burada problemi tanımlar. Bilgi toplar. Nereden kaynaklanıyor? Nasıl bir virüs? Depodan mı geliyor? Dışarıdan mı geliyor? Araştırır. Kaynaklar, şunlar, bunlar. Çözüm önerisi olarak da derlerse ki işte burada su arıtmada bugüne kadar kullanılan yollara şunların eklenmesi lazım. Bu bir çözümdür. Buraya kadar bu problem çözmedir. Ama eğer çocuklar derse ki şehir şebekesindeki su depolarına bugüne kadarkinden çok daha farklı bu karışan yeni virüsleri de engelleyen yeni bir su arıtma sistemi eklenmesi gerekiyor. Bu sistemin de taslağı bu, çizimi bu, özellikleri bu, maliyeti şu. Yapılacaklar şunlar, maketi bu deyip ortaya koyduklar, bunu paylaştıklarında da o zaman bir çözümü ne yapmış oluyorlar? Yeni bir ürüne dönüştürmüş oluyorlar. Dolayısıyla bu artık projeye dönmüş oluyor ama bir problem çözme sürecinin takip edilmesi, arkasından bir ürünün gelmesi gerekiyor. Çok önemli. Ben şimdi şöyle size de katkı sağlamak istiyorum. Mini eğitimde proje nedir bilen öğretmen adedi çok az. Ben hep derslerimde söyleyeyim sosyal bilgilerde de. Tutturmuşlar bir sosyal bilgilerde zigurat yapıyorlar çocuklara. Proje yapıyorlarmış. LED ışıklı ekmek dolabı yapıyorlarmış. Ya LED ışıklı ekmek dolabını neden yapıyorsun? Derdin ne? Problemin ne? Hangi problemi çözüyorsun? Yani en ciddi sorunumuz bu. Proje çöplüğüne dönmüş durumda okullar. İlk önce bir derdimiz olmalı.
Ya sen Sümerlerin neyini merak ettin de zigurat yapıyorsun? Bir derdin olması lazım. Bir özel okulda seminere gittik. Seminerlere gittiydik, hatırlıyorsun. Uşağı falan gittiydik, hatırlıyorsun değil mi? Evet. Başka bir yere ben tek başıma gittim. Orada bir öğretmen dedi, biz proje yaptık falan. Ben çok güzel bir soru sordum. Bunun derdiniz neydi? Niye bunu yaptınız dedim. Benim suratıma baktı. Proje yapmak istedik dedim. Yok dedim, proje yapmak diye bir dert olamaz dedim. Bu yasak sağlamaktır. Projede neyi dert edindiniz, neyi araştırdınız, neyi anlamak istediniz, neyi problem çözmek istediniz dedim. Bana çok enteresan bir cevap verdi. Bu bir problemimiz mi olması lazım canım dedi. Proje yapmak istedik dedi. Demek ki projenin ne olduğu anlaşılmamış. Batı dünyası projeyi bir problemle başladı. Ve bunu söyleyen vatandaş da şuraya büyük harflerle yazalım. John Dewey'dir. Evet. John Dewey öğrenme bir problemle başlar. Bir problemimizi çözmek ve ilerlemek için problem çözeriz. Sonra da sadece problem çözmeye yetmezse proje üretiriz der. Şap diye kapanacak şimdi. Kapanırsa 10 dakika sonra tekrar açıyoruz dersi. Çok güzel oldu.